Hemen CSS'de devam edelim. İlk önce bu rating sisteminde klasında padding left 8 piksel verelim. Daha sonra bu ratings'in yıldızların olduğu li'ler var. Hemen bakalım. Bakarsak hepsi li'lerin içinde. Hemen ona gelelim. Ratings'in içindeki li'ler. Buraya margin right 6 piksel verelim. Bakarsak burada yıldızlar birleşik. Bizim temamızda yıldızlar ayrı ayrı. Hemen bakalım. O etkiyi elde etmeye çalışıyoruz şu anda. Margin right 6 piksel dedik. Devam edelim. Ratings'in içindeki A'lar yani yıldızlarımız width 20 piksel olacak ayrı olması için. Height'ı 16 piksel kalabilir. Bakarsak başka tekrar kaydedelim. F5 diyelim. Devam edelim. Ratings only a hover diyor. Üstüne geldiğimizde bakarsak left bottom doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi her a için burada tanımlama yapılmış. Bakarsak star 2 diyor. Hemen bunları biz düzenleyelim. Genişliğimize biz 20 piksel demiştik. Bunu ilk önce 20 piksel. Hover'ına gelirsek 40 piksel. Arttırarak devam edelim. Ratings 40. 60. 60. 80, 80, 100 diyelim. 5 yıldızı değiştirmemiz bizim için yeterli zaten. Hemen F5 diyelim. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Ratings CSS'in içindeyiz zaten şu anda. Hemen bakalım niye bizim yaptığımız değişiklikler uygulanmadı. Burada metalar var. Meta, ratings, meta. Meta strong. Bu strong'u kaldıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak bizim yaptığımız değişiklikler şu anda hemen hemen uygulandı. Ratings'in height'ı 16 demişiz. Buraya tekrar bakalım. Left center diyor.
Şimdi bakarsak ratings, meta, float, left, bize fazla yıldız geliyor. Bu meta bir kere left olmayacak, right olacak. Tekrar bakalım. Evet, meta şu an right oldu. Margin right vereceğiz. Tam bizim o yuvarlığa ortalamamız için margin tire right eksi 50 piksel diyelim. Eksi 50 piksel dedik. Şimdi F5 ile yenileyelim. Bakarsak daha çok gitti. Biz buraya eksi 50 piksel değil de 50 piksel diyelim direkt. Bakarsak 50 çok oldu. Hemen bunu 40 diyelim. Buna bir genişlik verelim. Width 52 piksel diyelim. Daha sonra bunun içine yazılan değerlerin ortalanması için text Alink Center diyelim. Bakarsak genişliği de verdikten sonra bayağı bir kaydı. Hemen bakalım. Margin right 40 demişiz. Margin top verelim. Margin top eksi 40 piksel diyelim, bir eksi 40 piksel yukarı çıkarsın. Bakalım nereye gelecek. Eksi 40 çok oldu. Bizim eksi 10 dememiz yeterli olacak gibi. Eksi 10 da yetmedi. Eksi 15 yapalım burayı. F5 diyelim. Evet, eksi 15 hemen hemen bizim için yeterli. Hatta eksi 16 yapalım burayı. Margin right 40 piksel demişiz. 40 piksel çok oldu. Burayı 20 piksel çek. 20 piksele çekelim. F5 diyelim. Bakarsak bu sefer de çok yukarıda oldu. 20 de çok. 15'e çekelim bunu. Margin top'u sonradan tekrardan değerlendirelim. Buraya bakarsak de çok oldu gibi duruyor. 10 diyelim. Evet, 10 yeterli. Margin top'u bir kaldıralım. F5 diyelim. Evet, margin tapı kaldırdık. Şu an istediğimiz şekilde geldi. Hemen bunun yazı tipini tekrar verelim. Toma, siyah, kaydedelim. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Evet, şu an istediğimiz yerde geldi. Bakalım %0'a. %0 da istediğimiz yerde geldi. Gayet güzel. Bir dahaki derste bu yıldızları yaparak devam edelim.